Humanity ve ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. İçsel Bakış programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, ülkemizde neler oluyor, neler bitiyor, bunları konuşmaya çalışıyoruz. Bugün de konuğumuzla birlikte biraz yaşanılan gerçekliklere döneceğiz. Çabuk unuttuğumuz gelişmelere uzanmaya çalışacağız. Evet, hemen değerli konuğumuzu da takdim edelim sizlere. Mimar Onur Olguner bizlerle olacak bugün İçsel Bakış'ta. Onur Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim ben, siz? İyiyiz bizler de. Onur Bey, bizim ülkemizin genel sorunu mu diyeyim artık? Gündem o kadar hızlı değişiyor ki biz odaklanmamız gereken konuları çok da fazla konuşamıyoruz. Örneğin deprem konusu hepimizin canını yaktı. Hem Türkiye'de hem de ülkemizde çok büyük kayıplar yaşadık ama belirli bir dönem odaklandığımız bu konu şimdilerde hiç konuşulmaz, hiç görüşülmez oldu ve bizim tedirginliklerimiz de rafa kalktı gibi görüntüde. Peki genel anlamda yapılan denetimler oldu, çalışmalardan bahsettik ama akıbetlerine yönelik herhangi bir bilgi sahibi değiliz. Öncelikle bundan başlayalım. Evet. Bir mimar olarak evet ülkemizin durumunu değerlendirmenizi isteyeceğim sizden ve özellikle bu İmar denetimleri neye göre yapıldı? Denetime uygun olmayanlar için neler yapılacak? Bunlar ne oldu, ne olacak? Hep böyle caklı cekli konuşuyoruz. Bilgi sahibi değiliz. Sizden öğrenelim bunları. Şimdi yani bu aslında ülkenin gündemiyle ilgili bir şey değil. Bu bütün dünyada olan bir şey. Yani gündem, 5 minutes of fame denilir. Yani 5 dakikalık ünlülük. İşte bir yerde bir konu ansızın çıkar, herkes o konuya odaklanır. Sonra başka konuya geçer. Yani değişir sürekli gündem. Bizdeki sıkıntı devlet ve maalesef siyasi partilerimizle kayıt bu konuda. Yani o önemli konu gündeme geldiğinde ne yapılır normalde? Ciddi bir devlet olduğunda, ciddi bir siyasi partiler olduğunda önemli bir konuyu alır ve uzun vadede nasıl düzeltebiliriz diye ilgili adımlarını atar. Bunu da niçin yapar? İşte kalkınmak için, riskleri gidermek için, ülkedeki sorunları önlemek için. Bizde maalesef devlet diyorum ama devlet aslında siyasi partiler. Çünkü siyasi partiler vizyon koyuyor ortaya ve onunla ilgili işte yönetme vizyonları koyuyor ve yönetiyorlar. Bizde siyasi partilerimiz maalesef lakayt, ciddiyeti yok. Yani deprem konusu geldiğinde depremi sadece deprem olduğu dönemde konuşuyor. Yani deprem olduğu dönem bittikten sonra bunun da yöntemini buldular. İşte çok konuşmayalım biz. Yavaş yavaş sönsün bu iş. Unuturlar nasıl olsa. Bir de böyle parmaklarımızı şöyle yapalım. Bekleyelim. Amana sakın deprem olmasın. Olursa da bizim dönemde olmasın. En azından biz iktidardayken olmasın. Ki biz suçlanmayalım bu işten. Öyle bir yapı var. Genel olarak Avrupa ile aramızdaki, Avrupa'da demeyelim, çağdaş ülkelerle aramızdaki fark bu. Devlet olmayla aramızdaki fark bu. Yani devlet olma, dağın üstündeki yanıp sönen ışıkla değil, hastanenizin güçlülüğüyle, depremde ayakta kalabilirliğiyle, evlerinizin güçlülüğüyle, yapıldığınız yapısal reformlar, bunlarla ölçülür. Geriye kalanı herkes çizer daha bayrak. Yani kolay olanıdır o, zor olanıdır yapılandırma. Bizde de deprem aynen böyle oldu. Şubat'ta oldu deprem. Bu süreç içerisinde kaç ay oldu? İşte Haziran'dayız şimdi. Evet. Üstünden geçti 4 ay. Zaten bizde de böyle bir yaklaşım var. Komisyon yaklaşımı var. Yani ben komite yönettim belediye meclisi üyeliğindeyken. Her komisyonda depremle ilgili olan yapı denetimi de bu ülkede ilk defa olan her birinde de onu, bu komisyonlarda yaptık. 2013 yılında yaptık. Yani bundan tam 10 yıl önce. Yani deprem hiç gündeme gelmemişti böyle bir deprem. 2019 yılındaki deprem vardı. 1999 yılındaki deprem vardı. Herkesin ferah ettiği yerdi. Biz uzun bir vade gördük önümüzde. Risk gördük. Ve dedik ki bu risk kabul edilemez. Bu yapı denetimiyle düzeltmelidir. Ülkede daha yapı denetimi uygulayan bir yer yoktu. Şimdi de çok fazla yok. Herkes bir heyecanlandı bu süreçte. 4 ay içerisinde yavaş yavaş, yavaş yavaş herkes normale geçti. Peki şunu sorayım Onur Bey. Sizinle ilk program yaptığımızda yalnızca Lefkoşa Türk Belediyesi'nde bununla ilgili adımlar atılmış olduğundan bahsettiğiniz geçmişteki dönemde. Bu deprem sonrasında diğer belediyelerde böyle bir çalışma adım var, atıldı mı? Çalışma var, başlayanlar da var. Ama arzu ettiğimiz kadar fazla değil şu anda. Ve çok da hızlı ilerlemiyor. Yani onu söylüyordum tam. Evet. Yani biz komiteyi nasıl yaptık o zaman? Bu temel sorun burada başlıyor.
İki tip komite var bu ülkede. Yani bir tane tip var aslında da biz onu kırmaya başardık o süreçte. Yapan da başka komiteleri vardı. Bir var bir komite yapalım. Haftada bir gidelim limonata içelim. Pastacık, börecik bilmem ne yiyelim. Lak lak edelim. Herkes orada çıksın konuşsun ne kadar akıllı olduğunu ispatlasın o komitenin içinde. Haftada bir buluşalım. Bir daha yarın öbür gün bir yerde yazarık ya da televizyona falan çıkarsak derik ki biz bu komitenin üyesiyik. Diye bir daha şeyimiz olsun. Title'ımız olsun. Çok severik. Bu ülkede title. Yani çok title'ı olan arkadaşımız var. Çok da önemli noktalarda. Ama önemli kendileriyle ilgili önemli konuları gündeme almıyorlar. Bir de biz nasıl yaptık bu süreci dedik. Haziran'daydı. Ağustos'ta kurduk. 8. ay. Dedik 4 ay içinde yapı denetimi geçecek. Bak yani Mimarlar Mühendisleri Birliği'nin kuruluşu 1960. 2013'e kadar 53 sene geçirememiş hiç kimse yapı denetimini. Biz 4 ay içerisinde odak ilerledik. Haftada 2 buluştuğumuz da oldu. Çalıştık, o süreçlerin içinde doldurduk. Herkesin fikrini aldık ama şeye izin vermedik. Yani ben de dahil komisyonun başkanıydım. Çıkalım orada böyle kendimi egolarımızı şey edelim falan buna izin vermedik. Hedef odaklı 2014'ün Ocak 1-2014'te uygulamaya geçti. Komisyon böyle yönetilir. O 4 ayda şu anda Başbakanlık'taki komite lak lak edip limonata içiyor. Yani 4 ay geçti üstünden. Ya bak muadili güneyde şu anda muadili 50 tane apartmana test yaptı. Peki evet neler yapılabilirdi bu süreçte? Yani lak lak diyoruz. Evet bir herhangi bir çalışma varsa da toplumun bilgisine gelmedi. Yani şimdi duymadık diye olmuyor diye de yaptılamayalım yani ama bilgimize binalara gelmedi. Bakıyoruz. Şu anda evet. Bir güçlendirme seferberliği yok. Neler yapılabilirdi bu süreçte? Bir yapı denetimi her yerde acilen ya o gün de söyledik. Alın gene bu çalışma yapsın ama Lefkoşa'da yaptığımızı alın hemen geçirin tüzük olarak. Deyin ki evet eksikleri de olabilir, %100 de olmayabilir, her yerde bu uygulanmaya başlansın. Diğerini de evet paydaşlarla çalışın ilerleyin. Burada çalışan bir sistem var. %100 mü? Değil. %80, 90. Ya beni meclis üyeleri aradı. Bu sistemi kuran komisyonun başkanı benim. Lefkoşa'da yani. Evet. Hazırlayan, kitapçığı yazan benim. Meclis üyelerinden çok arayan oldu. Hemen paylaştım. Ben kendi yazdım yani yapı denetim. Başka kimse aramadı. Yani hiç kimse herhalde şey etmedi yani merak etmedi. Ya siz bunu geçirdiniz. Nasıl geçirdiniz zamanında? Ne yaptınız? Nasıl bir süreç ilerlediniz? Biz acaba bunu bize bir bilgi verin ya. Yani şimdi ben kimim de beni araya, ben Onur'u boş ver. Yani. Yok canım estağfurullah. Ama sonuçta bu hayati öneme sahip bir tecrübe şey. Var ortada. Evet. Yani 50 senelik sürecin içinde hiç yapılmamış bir şeyi yapma başarısı evet. Var. 10 senelik de kabul edersiniz, etmezsiniz. Daha güçlü, daha güvenli yapan bir inşaat süreci var. Yani bu benim içimdeki en su serpen şeydir bu içime. Biz 10 sene insanların evlerinin normalde olacağından daha güvenli, %100 güvenli mi? Hayır, %100 zaten hiç kimse evet. Garanti edemez. Ama daha güvenli olmasını, olası bir depremde daha az can kaybının olmasını, bunu yapmayı başardık. Bu da sizin sosyal medyada paylaştığınız ya, bir videoydu aslında. Yani kolonlarımızın çoğunun içi böyledir. Ya biz şunu fark ettik açtığımızda bu kolonları. Deniz kumu sanırım Onur Bey. Deniz kumundan öte, evet deniz kumu ama daha da kötü bir şey var burada. Suya maruz kalan kolon ölüyor. Ve biz genelde tekil temel mesela bu veya apartmandır. Tekil temeldir altı. Suya da maruz kalınca demirler de gidiyor kolonun tekil içinde. Tekil temel derken? Yani hepsi bir parça değil. Her bir kolonun altında kendine nazır diye. Kendine şey bir kolonu var doğrudan. Evet. Şimdi bu kolon dıştan çok güzel gözüküyor. Deldiğinizde baktığınızda içine C10 çıktı bu kolon mesela. C10 çıkan kolon şu demek. Yerde fayansları düzleştirmek için kullandığınız şap betonu var ya, evet. O betondan daha güçsüz demek C10. Allah korusun. Yani standartların çok altında ve bilmiyoruz bunları. 99 öncesi yapılan binaların hepsi yani %99.99'u bilmiyorum özel biri getirdiyse, ülkede hazır beton yok 99 öncesi. İçinde deniz kumu ve dere çakılı var doğrudan bunların. Nevrüllü demir yok. Peki ülkede. Yani Onur Bey bunları bu şekilde
inşa etmemek için illa bir denetime tabi tutulması şu anda, mı gerekiyor yani? Şu anda zaten edemezsiniz. Yani şu anda hazır... Geçmiş dönem için de yani böyle bir kumu kullanmamak için bir denetim şartı olmasa zaman, gerek mi vardı? O yani zaman bir farkında değiller. Bir inşaat etiği, bir ya. İş etiği yok mudur yani? Şimdi şu o zaman farkında değiller. Için. Yani o zaman deprem gerçekliği yok 99'a kadar. 99 niçin böyle milat sayılır? İstanbul'da bir deprem oldu. Evet. Herkes şimdiki olduğu gibi korktu. Ama o zaman... Daha mantıklı davrandık. Döndük, en azından hazır betona geldik, dişli demir kullanmaya başladık. Şimdi o zamandan önce yapılan binalar üstünden geçmiş 25 sene. Evet. Mesela bu gösterdiğim kolonun bu halde olmasının en büyük sebebi yağmur suyu borusu geçiyor içinde. Peki o bina insanların yaşadığı bir bina mı kolonlar? Evet, kolonları? Evet. Korkunç. İçinden yağmur suyu borusu geçiyor. Yağmur suyu borusu tıkanmış altta. Ve senelerce o yağmur suyu... Yani betonun merkezinden betona yayılmış. Çürüttü. Öldürdü, çürüttü. Aynen diş gibi. Şimdi siz bunu binayı açana kadar bilmiyorsunuz. O yüzden bu komisyon limonata içip çekirdek çitlemekten vazgeçsin artık. Bu komisyonun acilen 99 öncesi binalara etüt istemesi lazım. Bu konuda da tekrar tekrar söyledik. Güneydeki muadilimiz, yani Kıbrıslı Rumlar, Mimarlar Odası Kıbrıslı Rumların Etek'tir ismi onların. Bizim KTMMOB'dir. Onların Etek'dir evet. ismi. Bunlar öncülük yaptı. Dediler ki biz bir yasa önerisi sunuyoruz. Ve bastırdılar ve bu yasa önerisini sundular. Dediler ki siz bir bina kiralayacaksanız ve bu bina 94 öncesi ise çünkü onlar da bak işte devlet böyle olunur. Yani hiç kimse bana milliyetçilik veya başka noktaya veya federalizm yani ikisi de baksın örnek alsın. Yani biz toplumuz da diyeceksek böyle olur. Adamlarda deprem yok. 99'da deprem yönetmeliği geçirdiler. Biz deprem yönetmeliğini esasını yani yanal yükleri alan ne zaman geçirdik? 99 depreminden 8 yıl sonra 2007'de. Yani burada artık adamlar döndü 94'te biz deprem yönetmeliğini geçireceğiz geçirdiler. Şimdilik de bu insanların çocukları ölmedi. Bu insanların aileleri, dostları, beraber yaşadığı insanlar ölmedi Türkiye'deki depremde. Ne yaptılar? Bir yasa önerdiler. Dediler ki 94'ten önce yapılan binaları kiralayacaksanız ya da işte satacaksanız ilk önce testini yapacaksınız dedi. Yaptığınızda test az önce videosunu gösterdiğiniz gibi çıkabiliyor binalar. Bu testi yapacaksınız. Yaptığınız bu testi apartmanda 8 kişi kalıyor. Diyeceksiniz ki siz kalamazsınız artık bu apartmanda. Mühürleyeceksiniz. Bak yasaya bak. Evet. Yani devletin ciddiyetini anlarsın burada. Kesinlikle. Ama ya ülkemizden dört, evet. Son buyurun. İki maddesini de söyleyeyim. Buyurun, buyurun. Ondan sonra dediler ki ya biz bu apartmanı düzeltelim. 6 tanesi ikna oldu. 2 tanesi de dedi ben dedi vermem. Evet, önemli kısmı bu. Ha. Yani maddi külfeti insanlara evet. geri adım attırıyor. Ben vermem dedi. Ya o kadar maddi bir külfeti yok ama maalesef bu olay bizde var. Biz de yaşadık yani kendi apartmanımızda. Adam diyor evet. ki vermem ne isterseniz yapın. Sen 6 kişiyi ölüme terk ediyor o. Yani gerçekten evet. öyle 6 kişiyi ölmeye, hayatını tehlikeye terk ediyor doğrudan. O yüzden mühürleme önemli bir noktası. Ve yani maliyeti öyle çok uçuk da miktarlar değil, elyaf karbon fiberle çok rahat yapabiliyorsunuz bu süreci. Bütün İstanbul'a öyle başladı. Dönüyor diyor ki iki tanesi vermem diyor. Devlet diyor tamam çıkarın faturayı getirin tamam. Ben bu ikisinin banka hesabından çekeceğim bu parayı diyor. Zorla yani. Evet. Olması ama gereken. Niçin yapıyor bunu? Şimdi devlet bu kadar şey olamaz benim cebime falan dokunamaz tamam önemli konu ama sen 6 kişinin hayatını evet. tehlikeye atıyorsun. Yani devlet burada şunu yapıyor. Türkiye'de de bu kadar fazla ölümlerin olmasının sebebi budur. Yani herkes bir araya gelsin de ikna olsun. Ya Hatay Belediye Başkanı ben gördüğüm videosunu bas bas bağırdı dedi. Ya dedi bir deprem olursa öleceğiz dedi Hatay'da. Aynen bizim burada dediğimiz gibi şimdi bir deprem olursa öleceğiz binlerce dedi. Sordular böyle bir televizyon programında. Ya dedi kentsel dönüşümü yapamıyorum yalvarırım dedi merkez hükümete bırakmaz bana yapayım dedi. Dinlemediler. Hatay. Depremde öldü. Yani İstanbul'la ilgili ben bir televizyon programını izledim. İşte belediye başkanının partisinden Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor. İstanbul'da dedi kentsel dönüşüm için geç kaldık dedi. Bak. Ne kadar korkunç bir ya, açıklama İstanbul'un yani içinde bir şu anda şimdi. Çünkü kentsel dönüşüm 10 senelik bir süreç. Evet. Ve Türkiye'de de çok sağlıklı değil çünkü tamamen müteahhit şirketlere bırakmış. Biz
Benim öngörüm, yani en azından sene defa en konuştuk. Projelendirme kısmını devlet üstlenecek kentsel dönüşümde ve devlet de kendi yapmayacak, Mimarlar Odası'yla birlikte yapacak. Yani orada belirlenecek, evet, bir havuzun içinde Mimarlar Odası'nın denetiminde yapacak. Sonra çıkan kentsel dönüşüm projelerini de tabii sadece Mimarlar Odası değil, Şehir Plancıları Odası'yla birlikte bir komite de şey eder. Tabii ilgili paydaşlar için mi öyle? En son ortaya çıkan projeyi ihaleye çıkacak. Yani Türkiye'deki gibi bir şirket gidip işte size kentsel dönüşüm yapayım, bu evi seçtim yapayım diyemeyecek. Onun yerine devlet bununla ilgili projelendirme sürecini Mimarlar Odası mimarlarıyla birlikte yapacak. Onların bir havuzundan belirlenen. Proje sağlıklı çıkacak yatırımdan kopuk olarak. Ondan sonra çıkan projeyi ihaleye çıkacak. Evet. Ama yani paralı ihale değil. Mesela 4 kat yerine 8 kat olacak orada. Diyecek ki 3 katı sizin. 1 katını ben veriyorum düşük gelirli ailelere. Evet. İlla ki sosyal konut yapmamıza gerek yoktur bizim. Evet, bu konuya da geleceğiz. Tamamlayın cümlenizi. Düşük gelirli aile evleri konsepti var dünyada. Ve belli bir konut sayısının içinde bunu istiyor imar planları. Bunları da geçirmemiz lazım. Devlet ona göre hazırlayacak, ihaleye çıkacak. Müteahhitler de kendi aralarında yarışacak, diyecek ben buna gireyim çünkü burada şey var. Veya sıradan alacak, bilmiyorum yani. Belki de yarışımız çok fazla ama bu yapı stoğunu... Evet. Önümüzdeki 10 sene içinde değiştirmemiz lazım bizim. Onur Bey, bizim ülkemizde aynı zamanda inşaat bakımından böyle inşaat mezarlığı da oluştu artık son zamanlarda. Ya. Yol kenarlarında görüyoruz ya yarı bitmiş ya bitmiş ya başlanmış, yani bir sürü yarım inşaatlar var. Bunları da devlet eliyle bir şekilde kontrol altına tutmak, yani bu ev sahibi olmak isteyen kişiler için bir avantaj sağlamaz mı? Ya kimin olduğunu bilmiyoruz. Kimin aldığını bilmiyoruz, ne olacak bilmiyoruz. Ya. Güzelim yerlerde, güzelim evler. Yarım inşaat duruyor. Yarım yarım duruyorlar. Merkezlerinde görüntü olarak de. Da şık değil yani. Şimdi bizim bir yasamız var. Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası. Bu yasa altındaki tüzük için yazılmış bir yasadır. Fasıl 96 tüzüğünün. Bu tüzük de 1926'da İngilizler tarafından yapılmaya başlandı. 1946'da da tamamlandı ve uygulanmaya konuldu. Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası. Biz 100 yıllık bir tüzük üzerinden ilerliyoruz şu anda. Yani bu dediğiniz inşaat ruhsatları da bundan belirleniyor. İnşaatın yapımı, bak 1926'da betonarme bina çok ender vardı. Betonarmenin kullanımı 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte yıkıldı bütün Avrupa. Tekrar yeniden yapmak için şey ettiler, bir seferberlik yaptılar. Betonarmenin kullanımı böyle yaygınlaştı. Bu tüzük yazıldığında, daha betonarme yazılmaya başlandığında daha betonarme pratiği yok. Bu tüzüğün içine 2011 yılında havalandırma şaftı yeni konuldu. Yani şey, mesela bu konuştuğunuz konu da bu bakımdan önemlidir. Bir inşaatın bitiş yılı, şimdi siz bir inşaatın ruhsatını alırsınız. Bir sene sonra... Taahhüt edersiniz bunu, bu tarihte evet. Vereceğim. Biz de her sene çok cüzi bir miktara yenileyip 10 sene, 50 senelik inşaatlar var böyle. Evet. Yani daha bina bitmeden betonarmesi ölen binalar var. Ve bu inşaata devam edebiliyorsunuz. En azından mesela şu kısmının değişmesi gerekir diye düşünüyorum. 10 sene içinde 10 defa yenileyebilirsiniz. Ama 10 sene sonra yeni inşaat beton parası vereceksiniz. Evet. Dediğinizde o müteahhit de onu yaparken ya da yatırımcı der ya 10 sene sonra bu parayı ödemeyeyim, 8. sene asılır, en azından binayı bitirir. Aynen öyle. Hayır, bu bitirilen binanın da dediğiniz gibi sağlam olduğu ne malum ya. Olacak? O kadar zamana direnmiş zaten, yağmuru yedi, çamuru yedi, belki toprağa müsait değildi, elverişli değildi. Yani korkunç, bunların da bir devlet eliyle kontrol altına alınması gerekmez mi? Burası yapılacak, süsü püsü bir villa yapılacak, bilmeyen insanlara satılacak. Belki Allah korusun, mezar satıyoruz insanlara yani. Müteahhitler Birliği'nin tam karşısındaki bina. Ben kendimi bildim bileli. Şaftlarıyla, şey, cephe giydirme sisteminin yarısıyla öyle orada durur. Mesela o binanın artık yıkılması gerekir. Yine gibi bir yerde bile, yani o kadar makul, o kadar güzel, o kadar şık, denize nazır yerlerde yarım yamalak inşaatlar ya. Hem görsel olarak şehrin silüetini bozuyor hem de turizm olarak da maddi bozuyor. Anlamda evet. Bir külfet. Peki şu konuya geleceğim.
Şimdi ileride de toplu konut konusu konuşulmaya başladı biliyorsunuz. Gençlere ev sahibi yapacağız makul kredi imkanlarıyla. Seçim geliyor. Evet, genel anlamda Derinya bölgesinin işaret edildiğini de biliyoruz. Öncelikle bu bu bölgeyle ilgili neler biliyoruz depreme dayanıklılığı konusunda ve ilgili paydaşlar bu sistemin içine dahil olacak mı bilmiyoruz tabii. Daha çok yeni bir açıklama ama Sayın Cafer Gürcafer'in de açıklamaları vardı. Belki Müteahhitler Birliği'nin de konuyla ilgili çalışmaları olacak. Neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yani ben bu sosyal konut şeyini ilk duyduğumda Cafer Bey'i ayrı tutarım. Belki o da sivil toplum örgütünün başındadır ama yani ben bu ülkeye üniversiteyi bitirdikten sonra 2007'de geldim. Yani üzerinden geçti 16 sene geçti. Evet. 16 sene geçti üzerinden. Ben bütün bu süre boyunca yapacağık, edeceğik, cayık, ceyik, cayık, ceyik, cacık. Cacık yani tam. Senelerdir bir şeyler tren yapacaklardı. Tramvay yapacaklardı. Teleferik yapacaklardı. Toplu taşıma yapacaklardı. Umudunuz yok mu toplu taşımada? Ya yani şimdi toplu taşımadan umudum yok. Bu siyasi yani sistem umudum var. Konutlardan. Yani toplu seçimden seçimden bir ay önce yapılmış bir söz. Erhan Bey de yani gitti bir belediyeye, bizden küçük nüfuslu bir belediyede, belediye başkanının yanında oturdu benim bakanım. Dedi hadi gene toplu taşıma yapılıyor. Bu ülkenin toplu taşıma, toplu konut umudu, ihtiyacı sizin her seçim öncesi temcil finali gibi ısıtıp önümüze koyarak sömüreceğiniz bir konu mu yahu? Biz seneler oldu. Bir toplu en son ne zaman yapıldı? 91'de yapıldı en son toplu konut ya. Ana merkezde, Lefkoşa'da, Mausa'da. Yani ihtiyacı var bu ülkenin toplu konuta. Sosyal konuta ihtiyacı var. Yani özellikle şehir merkezlerinde. Derinya'da da ihtiyacı var. Lefkoşa'da da ihtiyacı var. Girne'de de ihtiyacı var. Peki konuşulan toplu konut modelini nasıl değerlendirirsiniz? Genelde yüksek katlı apartmanlar gibi bir açıklama yapıldı. Yani bu her şehrin süretine uygun olacak mı? Ya da bunlara ilgili yerler nasıl tahsis edilecek? Yani tabii işin devletin arazisi vardır. Fazla en ama... büyük şey şu anda bir şehirde doğan birey şu anda ev almakta zorluk çekiyor. Özellikle de genç. Aynen öyle. İmkansıza yakın bir şey. Devletin politikaları gencini ülkesinde tutma yönünde olmalıdır. Değil mi? Evet. Sen yeni doğan bir gence annesinden babasından eğer aldığı bir para bir arsa yoksa diyorsun ki sen bırak ev almayı kira dahi ödeyemezsin diyorsun. Ben oldum olası yüksek bina fobisine karşıyım. Yani evet her yerin yüksek bina olmaması gerekiyor. Evet, binalar yükselirken şehrin nefes alabilirliğine de uygun bir şekilde vermesi gerekiyor. Yani blok gibi tek başına binayı yukarı diktiğinde evet yan taraftaki araziyi zorlaştırıyor. Ama biz, yani ben Como Gölü'ne gittim. Gölün yanında 12 katlı bina vardı. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan beridir insan nüfusu artarak artmaya devam ediyor. Bakın yani artıyor değil, artarak, ivmesi artıyor. Bu da ne demektir? Şehirler daha metropolitleşecek, daha merkezileşecek, merkezinde de yükselecek. Girne'de çok tartışıldı bu. İzin vermediler seneler boyunca belli bir bölgede yükselmeyi. Bastırdılar yukarı, yandan patladı iki tarafa. Şu anda Alsancak'ta, şu anda uçağa binin İstanbul'a daha kısa sürede gidersiniz. Balabayıs'tan şeye gideceğiniz sürede, Lapta'ya gideceğiniz sürede öyle bir trafik var iş çıkış saatinde. Çünkü ne yaptınız? Yukarıdan bastırınca şehri patladı yana doğru. Bir de öyle saçma sapan bir yaklaşımımız var bizim bu ülkede. İmar planlarını toplu taşıma olmadan yapıyoruz ya. Ya bu ülkede ilk imar planı yapılırken Lefkoşa imar planı ilk yaptığı şey neydi? Otobüs sistemiyle birlikte toplu taşımayı kuruyor. Çünkü dediler kendine ulaşım altyapısını, master planını yapmadan İmar planı yapmak mantıklı değil dediler. Evet. O da dedi tamam toplu taşıma yapacağım. Sonra onu bıraktık köşeye. İmar planını sadece böyle nereye yükseltelim? Burayı yükseltelim. Buraya okul yapalım üstüne getirdik. İlk önce altyapısını taşıyacağım. Yani eğer sen iki üniversite yapıyorsan o üniversite öğrencilerini kampüsten alıp eğlence ve kalacak bölgelerine götürecek toplu taşıman hazır olacak. Eğer sen turizm adasıysan
şeyden Ercan da inen yolcu uçak parası kadar taksi parası vermek zorunda kalmayacak. Evet. Bunlar önemli maddelerdi. Kesinlikle. Bir ülkenin planlamasını yaparken. O yüzden biz bunu bıraktığımız için, lafını evet. keserim, biz 2011'den beri Lefkoşa imar planı değiştirmek. Biz saplantılandık bir yerlere, biraz da böyle geride kalıyoruz. Ben bunun isyanını da kendim verdim. Çünkü evsiz kaldığım süreçte bu evet. deprem sürecinde aradım yani. Biz şuna takıldık. İşte dairenin büyüklüğü ne olacak? İki tarafta ikili bir kavga var. Bir tarafta müteahhit arkadaşlar. Bir tarafta da yani sürekli aylık devletten gelir alan plancı arkadaşlarımız var. Bunlar çatışıyor. İki tarafı da tutmuyorum ben ayrıyeten. Biri öbürüne rantçı diyor. Öbürü de öbürüne sen memursun şey edemiyorum diyor. Anlaman özel sektörden. İkisi çatışıyor. İmar planı kesinlikle yapılmıyor. Ya biz kullanıcıyız. Evet. Yani ben bir mimar olarak kullanıcının dertlerini görüyorum. Bunları içine koymak istiyoruz biz. Mesela ben ev yaparken kendimden ve diğer insanları, artık herkes evli değil. Herkesin bir aile yapısı 4 kişiden oluşmuyor. Tek başına yaşayan, evlenmek istemiyorum ben diyen ve evlenmiş evet. boşanan çok ciddi bir kitle var ortada. Kesinlikle. Biz bu insanlara zoraki 3+1 ev satıyoruz. Adam bir kişi, 3+1'i ne yapsın? Adama bir bile yeter 3'ü koymadığında. Onur Bey, bu yapılaşma konusunda siz dikey yapılaşmadan korkmamalıyız. Mimari her bölgede cümle... değil. Yani şu, eğer bir bölgede alıp dikey yapılaşmaya atsaydık, Girne'de de. Evet. Silüet nedir? Silüet dağın şekli değildir. Silüet bir şehrin şeklidir. Silüeti siz tasarlarsınız. Bir bölgesinde eğer yükselmeye izin verseydiniz, o bölgenin altyapısıyla, o bölgede konutu da koyarak, ki gidip Lapla'da yaşayıp da şehir merkezinde çalışmasın, her gün gidip gelip trafik yaratmasın. Eğer siz bir bölgede bu yükselmeyi kontrollü bir şekilde yapsaydınız, bütün şehir olduğu gibi şimdi yayılmayacak. Ama şu an şöyle bir ortam oldu insanlarda. Özellikle pandemi sonrası da bir içe dönüklük başladığından bahsetmiştik zaten. Bu yapılarda da kendini gösterdi. Keza depremden sonra da artık apartmanlardan biraz daha soğuk durmaya başladı ama insanlar. Ama alternatifimiz yok. Evet, bu hep bahçeli evler, işte tek kat evler ya da bunun gibi... tarz evlere daha fazla yönelim oldu. Ya var, bu da paranız varsa gibi, var. Paranız yani, varsa, imkanınız şimdi, varsa, yoksa bile bunlara zorlanıyor insanlar. Tamam. Canları söz konusu ha. çünkü. Yani bunun yarattığı da bir i̇şte yapılaşma bozuklukları sıkıntı şu. Başlıyor. Yerimiz var mı bu kadar villaya, ha, evet. bahçeli eve? Bunu yok, sorayım size. İşte yani şu anda Girne'de trafik olmasının sebebi tam da budur işte. Herkes Lapta'da villa yaptı. Herkes Falabayız'da villa yaptı. Toprağı yedi, evet. Toprağı vardı, ikili ikili, tekli tekli villalara koydu. Şimdi onların hepsi her gün sabah kalkıyor, arabasına biniyor, birlikte Girne merkeze doğru gitmeye çalışıyor ve trafik tıkanıyor. İşten çıkıyor, geri işine gitmeye çalışıyor, trafik tıkanıyor. Bak biz de yaşayacağız aynısını. Alayköy'e şimdi patladık, Mesarya'ya patladık öbür tarafta. Şöyle bir durum var. Biz hep ülkeyi kendi sosyoekonomik çevremizdeki insanlardan oluşur zannederiz. Yani mesela ben orta iyi gelirli bir insansam derim ki bu ülkenin sorunlarını hep orta iyi gelirli olarak düşünüyorum. Ama dönüp mesela sanayi bölgesinde çalışan, asgari ücretle çalışan ve ailesiyle birlikte yaşayan, çocuğu artık 30 yaşında, 40 yaşında gelmiş kendiyle yaşayan insanlara bakmam ve ne derim? Ya insanların hepsi villalara kaçıyor ama o adam kaçmıyor. Çünkü ben kendi sosyoekonomik seviyeme bakarım doğrudan. Ya bu ülkede apartmanda yaşamanın çok ciddi sorunları var. Yani depremin, şunu söyleyebilirim, iki katlı villa vardır. Böyledir, 99 öncesidir, az önce yapıldığı gibi. Attılar bana fotoğrafını yani. Evet. Daha tehlikelidir 12 katlı apartmandan. Çünkü 12 katlı apartman yapı denetimi doğru. dönemiyle yapılmıştır. İyi temeli konulmuştur, raddedir vesaire. Ama bizim apartmanda yaşamaktan geri kaçmamızın bazı ekstra şeyleri var. Mesela bakın biz içinde olduğumuz için mimarlar olarak aslında görüyoruz bunu. Güneyde bir apartman yapacağınızda diyor ki size %25 balkon alanı veriyorum. 100 metrekaredir evin. Ben diyor sana 25 metrekarelik balkon yapmana izin veririm. Bir apartman dairesinin yaşam kalitesini belirleyen şey balkondur. Kesinlikle. Bizde aman kapatacaklar, aman kapatacaklar böyle küçücük Fransız balkonları.
Ya Fransız balkonu dediğin olayı bitişik nizamda, ana yolun üstünde böyle yolun dibine kadar yapılan binalarda kullanırlar ki yolun üstüne çıkmasın adam. Ya ben Akdeniz'de yaşıyorum. Yani ben bir masama atıp mutfağımın önünde, balkonumda oturup yemek yiyemeyeceksem sen beni ginipik gibi apartmanın içinde kısıyorsun. Yani bunların işte hepsinin temeli Fasıl 96 yasasına gidiyor. Ben imar planları ve Fasıl 96 yasası. Evet. Yani biz biraz daha mimar olduğumuz için buradaki sıkıntıları görüyoruz sürecin içinde. Bırakın insanlara balkonunu yapsınlar ya. Ya kışta da kapatacaksa camla kendini, da işte akordeon. Ya ne zararı olur, bırakın insanlar kapatsınlar ya. Yani bir yasanın ruhunu, aman bunu yapacak diye insanları kapattınız. Ginipik gibi apartmanların içinde senelerdir yaşatıyorsunuz. Pandemide esas yaşadık bunu, bunalıma girdik. Ya nefes alamıyorduk, dışarıda balkonumuz yok. Tabii. Sen de bir apartmanda kalıyorsun. Evet. Bir balkonun değerini gördük bu sürecin içerisinde. Yani söylemek istediğim bu. Bazı şeyleri, Fasıl 96'yı, imar planını biz biraz değiştirirsek, ben hep söylerim bunu, yani mimarlık öyle bir meslektir ki, tuğlayı, sıvayı vesaire tasarlamazsınız. İnsanların o mekanları kullanırken yaşadığı şeyi tasarlarsınız. Güneyde sanırım değil mi ya, Şirin? Bak. Yani bak, ığ kirişi var şeylerin içinde. Yani bu şimdi sağlam ya da olması gereken bir apartman inşaatı yani, diyebilir miyiz? Şu anda demirler paslı gözüküyor mesela. Yok, o yani normaldir. Evet. Üstündedir. Yani bu çok güçlü bir bina tabii. Çünkü bak, demirlerin içerisinde ığ kirişleri de var. Bayağı yüksek altı. Yani bu şey bir sanırım pratiktir. Evet. Yani bu çok güçlü binalara veya köprülere falan kullanırsınız. Ben daha önce ders veriyorum. Geçtiğimiz gün anlattık çocuklara bunu. Bunu böyle şeylerde kullanırsınız yani. Köprüyü yapacaksınız tabii tabii. Yani üstünden araç yoğunluğu geçer şey. Bu da büyük ihtimal yüksek olduğu için. Evet. İlk önce ığ kirişi yapmışlar. Dışına da betonarme şey, yani bir de betonarme koymuşlar doğrudan. Peki Onur Bey, süremizin de sonuna geliyoruz ama ben size bu fiyatlar konusunda da biraz fikirlerinizi almak istiyorum. Çünkü sosyal konutu bitirmedik ama. Tamam, ona da döneceğiz. Ya kısıtlı vaktimiz var. Her şeyden biraz konuşmak istiyorum. Çünkü gençler ev sahibi olamıyor diyoruz ama bunun en büyük sebebi ekonomik problemler. Evet. Ve bu yüzden zaten gençlere makul kredi imkanları sunularak toplu konut projeleri müjdeleniyor. Özellikle pandemi sonrasında bu alanda da bir patlama olduğunu görüyoruz. Hem Türk lirasının yaşadığı değer kaybı, evet, hem de evlerin artık neye göre fiyatlandırılıyor oluşunun toplumun nezdinde işte çok daha bilinmiyor oluşu diyeceğim yani. Yo, yani özellikle demir, Türkiye, evet, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konut fiyatlarının korkunç rakamlara ulaştığını demir biliyoruz. Demir artıyor çünkü. Evet, niçin bu, neden bu kadar pahalı bizim ülkemizde, Türkiye'de bu ev fiyatları? Şimdi malzeme tabii doğal olarak, bir evin bütün malzemesi döviz üstünden. Evet. Doğal olarak patlıyor. Birden inşaat demiri dolar üzerindedir. Dolar hem yükseliyor hem de inşaat demirinin dolar üzerinden kuru var. Yani bir gün 8 dolarken atıyorum, bir gün 10 dolar oluyor. Bir gün 12 dolar oluyor. Yani o kendi inşaat demirinde kuru olduğu için patlama yapıyor. Burada tespiti iyi koymak lazım. Yani ne yapabiliriz? Devlet ne yapabilir bu noktada? Sosyal konut dedik. Evet. Ben niçin özellikle şehir merkezlerini söyledim? Çünkü şehir merkezinde bir ev alabilmeniz için bir küçücük apartman dairesi 55 bin sterlinden başlıyor. 1+1 yani öyle büyük de değil. Evet, küçücük evler. Burada devlet şunu koyacak ortaya. İşte şeyi koyacağız, yani problemi koyacağız. Devlet diyecek ki bir sorun var ya. Benim gencim ev alamıyor ve gözünün bir ucu yurt dışında. Ben bu süreçte devam ederse ben bütün dışa göç vereceğim ve güçsüzleşeceğim devlet olarak. Geleceğim olmayacak benim devlet olarak, toplum olarak silineceğim diyecek. O yüzden ne yapmam gerekiyor? Bu gençleri burada tutmam lazım. En büyük iki gider genç için. Bir, konut çok zor. Yani evet, aileden bulmadıysanız almak çok zor. Diyecek ki maliyeti artıyor. Ama ben buradaki en büyük gideri sıfırlayayım şehir merkezinde. Nasıl yapayım bunu? Oturayım diyeyim ki ben araziyi ben veriyorum. Devletin arazileri vardı. Verecek başka çare. Yani bu şey değil. Devlet arazimi dağıtacak. Gençlerini dağıtacağına devlet.
arazilerini dağıtacak. Ama nasıl dağıtacak? Akıllı dağıtacak. Yani öyle bir değil. Düzgün yaşanılabilir yeşil apartman daireleri yapacak. Yeşil balkonlu. Ben doktora konumu bu konumla paralel yapıyorum. Evet. Şu anda. Yeşil bahçe. Yani apartmanın balkonunu da çiçekli ve bahçeli ve ağaçlı yapabiliyorsunuz istediğinizde. Harika. Güzel binalar yapacak, diyecek ki çıkacak ben buraya diyecek, ihaleye proje yapın bana diyecek mimarlar odasına. Bu projenin içinde atıyorum 12 tane ya da 100 tane dairelik proje yapın ama maliyeti 50 dairelik olsun diyecek. Arazi maliyetini dışında tutun, ben veriyorum. 50 tane daireyi sattığımda karıyla birlikte bütün kompleksi yapabilecek bir proje hazırlayın. Ben mimarlar odası olur. Yaşanılabilir olsun şeyle bir. Mimarlar odası da kendi içinde açacak ihalesini, yarışmasını açacak veya bölecek parça parça mimarlık ofislerine çağrı yapacak. Gelin ve başlayın havuz sistemi şeydeki gibi. Orada bitirdiği projeyi de alacak, verecek, teslim edecek devlete. Devlet de diyecek ki çıkacak. İl Müteahhitler Birliği ile konuşacak. Bakın burada 100 dairelik inşaat var. 50 dairesi sizin. Bu karını karşılıyor. Biz hesabını, fizibilitesini yaptık. Siz bunu kendi içinizdeki havuzla veya ihaleye de çıkabilirim. Evet. Bir protokol yapacak. Yapın diyecek. Bunun karşılığında 50 tane daire elde edecek devlet değil. Ama yaşanabilir güzel balkonlu daireler elde edecek. Bunların 40 tanesini kendi ülkesinde geliri belli olan... Bunu uygulayan ülkeler var mı? Çok var. Yani inanılmaz. Hepsini geç. Eskişehir. Yani ben bunu şimdi kafamdan uydurmuyorum ya. Eskişehir, Eskişehir'e gittik Yılmaz Hoca'yla. Ben iki kere sohbet etme şansım oldu. İkincisinde 3,5 saat sohbet ettik biz. Eskişehir bana, Belediye Başkanı. Evet, Yılmaz Büyükerşen'le. Evet. Yılmaz Hoca mesela ilk gittiğimizde bize yaptığı kentsel dönüşüm projesini gösterdi. İTÜ ile birlikte yaptığı proje. Ve bu projeyi açtı, halka sundu ve ilerliyordu doğrudan. Yani şimdi Yılmaz Büyükerşen'i daha mı şey bileceğiz? Yani onu da söylerim. Benim için gözümde en önemli iş yapan siyasetçilerden biridir. Kendisiyle çalıştım, çok şey tanıştım, çok sanatsal bir insandır. Biz 3,5 saat Rönesans'tan kentsel dönüşüme her şeyi konuştuk yani. Biz bunu yapacağız, 50 daireyi alacağız. Diyecek ki devlet alacak 50 tane daireyi. Diyecek 40 tanesini dağıtıyorum. Ama gerçekten düşük gelirli ailelerden gelen, düşük gelirli olan insanlar. Onun ahbabı bunun şeyi değil. 10 tanesini de belediyelere devredecek, düşük gelirli, yani tüzüğüyle de koyacak. Evet. Aylık geliri düşük olan municipal housing, yani low income housing olarak onlar yani kiralanacak. Yani çok düşük bir miktara denilecek ki biz sana 10 sene kiralıyoruz. Bu miktara kiralıyoruz. Çok düşük bir miktar ama 10 sene sonra çıkacaksınız. Bu size kendinizi ekonomik olarak güçlendirmek için 10 senelik bir fırsat olsun diyecek. Evet. Sonra ikinci arazisine geçecek. 50 tane daha yapacak. Üçüncüye 50 tane daha ama bunu mimarlar odasıyla, müteahhitler birliğiyle böyle yapacak ki bu sürekli bir sistem olsun. Aynı zamanda da kentsel dönüşümle birlikte işte o evlerin yenilenmesine sebep olsun. Yani Onur Bey harika bir proje olur. Keşke olsa da ülkenin gençleri gidiyor diye de ağlamaktan vazgeçip artık bir şeyler yaptığımızı göstermiş olsak. Ben çok üzüldüklerini düşünmüyorum. Yani üzülsünler ama. Oh bizim çocuklara yer kaldı diyen insanlar var o yani süreçlerin içinde. Yani çocuklarına da yer kalmayacak. Artık pastanın kendi önümüzdeki dilimine bakmayalım da biraz geneline niçin de odaklanalım. Niçin düşünmüyorum üzüldüklerini? Biliyorum süremiz azaldı. Çünkü aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Yani çok üzülüyoruz, gençlerimiz kaçıyor diye çıkıp bağırıp çağırmakla olmaz. Ya meclistesiniz, belediyedesiniz, hükümettesiniz. İmkanınız var yapın. İmkanınız var. Bir şey yapamıyorsanız da çekinin. Ama yani çok değerli şeyleriniz var. Yani mimarlar odanız var, ticaret odası. Bu ülkenin sivil toplum örgütleri güçlüdür. Evet. Bu ülkenin bilim insanları, mimarları, şehir plancıları, mühendisleri güçlüdür. Altyapımız çok iyidir bizim. Bunu kullanmayı bilmeyen maalesef bir siyasetimiz var. Bunu da söyleye söyleye inşallah teşvik edeceğiz. Ama son da şunu söyleyeyim. Süre bitti ama göreceğiz yani. Şimdi seçim yaklaştı. Gene sosyal konutlar olacak. Bakalım seçimden sonra neler olacak. Unutulacak. Yani teleferiğe bindik mi? Binemedik. İçimizde kaldı. Yani binmedik işte. Yani bize sürekli atıyorlar belki bunu. Belki evebiliriz. Teleferiğe binemedik İnşallah ama eve kısmettir belki. İnşallah yanılırım. İnşallah bu ülkenin İnşallah. Ana şehirlerinde sosyal konut yaparlar. Ama benim
Pek umudum yok. Yani. Seçim öncesi gelen sözleri çok duyduk. Doğru diyorsunuz. Hayırlısı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyoruz Onur Bey. Yorumlar da var. Bunları da aktaralım. Daha sonra veda edelim programımıza. Evet, Fırat Burak iyi yayınlar dilemiş bizlere. Onun kardeşim demiş. Karpaz'dan teşekkür çok çalışkan bir arkadaşımız. Selamlar. Edis Nezihe Bazı Bağlı da Onur gibi başarılı bir insana devletin bir makamında görmemek bu ülkenin kaybıdır net evet, demiş canım. Ve hayallerini gerçekleştirdiğim bir geleceğin olsun Onur İnşallah. Demiş. Onur bir sokaktaki lambaların değişimini yapamıyoruz. Yok konut hep koşa karanlık içinde diye de bir gerçekliklerden hatırlatma yapmış bize. Teşekkür ediyoruz yorumlarıyla da yayınımıza teşekkür destek ederiz. Veren izleyenlerimize. Evet sevgili izleyenler bugün de Gaynık TV ekranlarında İçsel Bakış programında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeniden Gaynık TV ekranlarında buluşmak dileğiyle, yarına ulaşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.